Selamlar arkadaşlar herkese. Bu videoyu biraz da sizden gelen talepler doğrultusunda çekiyorum. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde Ağustos ayının işte 11'inde 12'sinde bir Belgrad'a geziye çıkmıştım. Bu gezide ailemle birlikte bir tatil yaptık. Hem de farklı bir yer görmek istemiştik. O yüzden yurt dışını tercih ettik. Bununla ilgili bir anket düzenlemiştim ben YouTube kanalımda sizlerle birlikte. Ve sordum, böyle bir geziye gittim ben, tatile gittim. Bununla ilgili deneyimlerimi aktarayım mı diye. Sizden gelen talepler doğrultusunda şimdi anketin sonuçlarını ekranda sizlere göstereyim. 130 kişi oy kullanmış ve bu 130 kişiden %72'si demiş ki gayet güzel olur demiş. Hiç gerek yok diyenler %27. Başka bir fikrim var ve yorum olarak yazacağım diyenler de %2 arkadaşlar. Ben de böyle bir hani %70'lik bir oranı bulunca, ki 72 oluyor tam olarak söylemem gerekirse, böyle bir video çekeyim. Tabii şunu unutmayın, bu benim kendi kişisel deneyimlerimi içeriyor. Ben hani tur operatörü değilim, tur düzenlemiyorum ya da işte Belgrad uzmanı veya yurt dışı uzmanı falan değilim. Bu açıklamaları neden yapıyorum? Daha önce ben farklı böyle ülkelerle ilgili videolar paylaşmıştım. İşte orada nasıl yaşayabilirim? Öğrenci olarak gideceğim, ne yapmam lazım falan gibi sorular da gelmişti. Cevabını bende olmayan sorular bunlar. O yüzden biraz turist gibi düşünüp oraya gitmek isteyenlere bir fikir vermesi açısından bu videoyu hazırlıyorum. Videoda anlattığım şeyler değişebilir. Kurallar değişir, kanunlar değişir, imkanlar değişir, dolar değişir, euro değişir, her şey değişebilir. O yüzden izlediğiniz zamana göre bir bilgileri tekrar bir gözden geçirmenizi önereceğim. Değişebilen bilgiler olduğu için. O yüzden videoyu izlerken bu konuda dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi nasıl gideriyle başlayalım ilk önce. Gitmek aslında kolay. Buradan Türkiye'den hem Sırbistan Hava Yolları'nın hem de THY'nin direkt uçuşları var arkadaşlar. Mesela biz THY'yi tercih ettik ama Sırbistan Hava Yolları'nı tercih edersiniz ve birkaç ay önceden alırsanız biletler daha uyguna gelebiliyor. Bununla ilgili olarak hem ilgili sayfaları kontrol edebilirsiniz. Yani THY'nin kendi sayfasında olduğu gibi Sırbistan Hava Yolları'nın kendi sayfası da var. Onları da kontrol edebilirsiniz. Bir de böyle bu tarz hani fırsatları gösteren, aynı anda birkaç siteden size fiyat teklifi sunan siteler de var. Benim kullandığım Momondo'yu kullandım. Skyscanner var. Bu siteler çok bilinen siteler arkadaşlar. Açıklamada isimlerini de yazacağım. Merak edenler oralardan da bakabilir. Ben neden THY'yi tercih ettim? THY hem puan veriyordu. Benim işte MySense Miles kartım var. Hem de fiyatlar da 3 aşağı 5 yukarı Sırbistan Hava Yolları ile aynıydı arkadaşlar. O yüzden tercih ettim. Ama birkaç ay öncesinden alırsanız Sırbistan Hava Yolları daha uyguna gelebiliyor. Bakmanız lazım. Hani bu kesin bir şey söyleyebileceğim bir konu değil. Zamana göre, duruma göre değişebiliyor fiyatlar. Yolculuk için 1 saat 40 dakika yazıyordu THY'nin web sayfasında ama 1 saat 10 dakikada falan gittik yani. Dönüşte de öyle oldu herkese. Yani 1,5 saati bile bulmadı. Daha hızlı gidiyorsun ve daha hızlı geliyorsunuz. O neden öyle bir fark olmuş tam anlayamadım ama 1 saat 40 dakika değil. Onu söyleyebilirim. Gelelim bizim Belgrad'ı, yani Sırbistan'ı tercih etmemizdeki en önemli sebebi, vize istemiyor arkadaşlar. En azından ben bu videoyu çektiğim Eylül 2023 tarihi itibariyle Sırbistan'a girmek isterseniz vize istemiyor. 90 gün boyunca vizesiz olarak bu ülkede kalabiliyorsunuz. 90 gün yani 3 ay. 3 aydan sonra vize almanız gerekiyor. Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Schengen'e vesaire gerek yok. Biletinizi alıp selamünaleyküm, aleykümselam gidebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Biz giderken sağlık sigortası yaptırmıştık. Hani ne olur ne olmaz diye yaptırmıştık. Girişte falan kimse sormadı bize. Ne nerede kalacağınızı soran oldu, ne sigortanız var mı, sağlık sigortanız var mı diyen oldu. Ama biz yaptırmıştık zaten. O otel rezervasyonumuz falan da vardı arkadaşlar. Aklınıza şu soru geliyordu. Turla mı gittiniz, kendiniz mi? Biz tamamen kendimiz yaptık planı. Herhangi bir tura dahil olmadık ama Sırbistan'ı da kapsayan, yani Belgrad'ı da kapsayan veya farklı işte o civardaki Kosova olsun, Karadağ olsun, işte Makedonya olsun veya Bosna Hersek olsun, buraları kapsayan turlar var. Onlara da bakabilirsiniz. Duruma göre, imkana göre onlar da daha uyguna geliyor olabilir. En azından birkaç ülke gezme açısından turlar daha mantıklı. Ama biz tek bir şehir ve tek bir ülke için düşündüğümüz için böyle bir şey yapmadık. Onu da belirtmiş olayım. Havalimanında arkadaşlar taksi konusu sıkıntılıymış. O konuda bizi ciddi uyarmışlardı. Biz Booking'den yapmıştık rezervasyonumuzu. Yani kalacak yer içinde biz Booking'den bir yer ayarlamıştık kendimizi. Ayarladığımız için Booking bize en azından havalimanından şehri transferi ücretsiz olarak verdi. Ortalama 17 ila 20 euro arası tutuyor eğer taksiyle gelmek isterseniz. Eğer kendiniz gelmek isterseniz otobüs falan da var bu arada. Eğer otobüs falan kullanmak isterseniz otobüsler falan da var. Onlar da gayet uygun. Hani kişi başı 3 euroya falan geliyor. Ona göre siz de kendi hesabınızı yaparsınız ama biz konforlu olsun diye taksi tercih ettik. Tercih sizin, otobüsler falan da var. Şimdi gelelim Belgrad'ın durumuna ve büyüklüğüne. Belgrad çok büyük bir şehir değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. 2 milyona yakın bir nüfusu var şehrin. Hani özellikle bu eski şehir dediğimiz tarihi ve turistik bölge olarak tanımlayabileceğimiz ve genelde de birçok şey orada zaten olan o alan çok büyük değil. Düz ayak bir şehir. Burası önemli. Şimdi Instagram'da ben bir paylaşım yapmıştım. Birisi de yazmış altına işte trafik var Belgrad'da bilmem ne filan. Ya arkadaş, İstanbul
İstanbul'u görmemiş, İstanbul trafiğinden haberi yok. Ya da hani bilmiyorum, çok denk gelmişti. Çok öyle yoğun bir trafik görmedik biz. Otobüse falan da bindik bu arada. Otobüsünden de bahsedeyim. Böyle günlük, haftalık falan akbil gibi bir şey alabiliyorsunuz. Bizdeki işte İstanbul kart gibi böyle bir kart veriyorlar. Otobüslerde kontrol yok arkadaşlar. Yani bir şey basmıyorsunuz. Ancak diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, AB ülkelerinden bahsediyorum. Rastgele gezen kontrolörler varmış. Bize denk gelmedi. İstediğiniz kapıda otobüse biniyorsunuz. Kimse size bir şey sormuyor ama yakalarlarsa ciddi bir cezası varmış. Onu da biz yaşamadık. Biz zaten parasını ödemiştik. Yani 3 kişi için biz aldık. Günlük böyle çok komik bir, yani 100 liraya falan geldi adam başına. Çok da bir büyük bir para değildi açık söylemek gerekirse. İstediğiniz kadar binebiliyorsun. Ve çok güzel işte otobüsler var. Böyle trolleybüs dediğimiz bizdeki otobüs ama işte yukarıdaki elektriğe bağlı olanlar var. Tramvaylar var elektriğe bağlı olan falan. Ve gayet eğlenceli, güzel toplu taşıma var. Toplu taşıma içinde bir tane uygulama var. Onu da söyleyeyim size. Easy Way isimli. Onu indirin. Hani bir yere gitmek istediğiniz zaman nerede, hangi durak ineceksiniz, kaç durak gideceksiniz falan size çok güzel söylüyor. Biz onu kullandık. Gayet de hani işimizi gördüğünü söyleyebilirim. Türkiye'de de var bu tarz uygulamalar biliyorsunuz. Sizi hangi otobüse binmeniz gerektiğini söylüyor. Orada onu kullandık. Google Maps çalışıyor fakat Google Maps'in toplu taşıma özelliği çalışmıyor orada. Türkiye'de çalışıyor bu arada, onu söyleyeyim. Google Maps'in toplu taşıma çalışmıyor. O yüzden farklı bir uygulama kullanmak zorunda kaldık. Bilginiz olsun Easy Way. Ben bunların açıklamada isimlerini yazacağım. Merak edenler oraya da bakabilir. Şimdi bir sürü tarihi yer var. Zaten Google'a yazdığınız zaman hani Belgrad gezilmesi gereken yerler hepsini size çıkartıyor. İşte Nikola Tesla Müzesi var. Bu arada müzede hiçbir şey yok. Çok küçük bir alana yapmışlar. İlla da nakit vermeniz gerekiyor. Onların Sırp dinarıyla o para meselesinden birazdan bahsedeceğim. Falan hani ben çok beğenmedim. Nikola Tesla biliyorsunuz Sırp bir fizikçi. Ve işte birçok bugün kullandığımız hayatımızda örneğin elektrik olarak baktığımızda alternatif akımın mucididir kendisi. Onun bir müzesi var. Çok da bir şey yok. Hatta bir video vardı. Video Türkçe altyazı da izleyebiliyorsunuz falan. Böyle güzel bir. Çok fazla Türk var şehirde. Neden var biliyorsunuz. Hani Cem Yılmaz'ın bir esprisi var. Şimdi onu bir izleyelim kısaca. Niye rahatsız oluyorsun? Ya Avusturya'daydık. Her yer Paris'teydik. Türk böyle. Cem Yılmaz'ın dediği gibi her yerde Türk var arkadaşlar. Olsun yani, ben bir sıkıntısını görmedim. Hatta bir otobüse bindiğimizde bize sordular. Hani otobüse binelim, nasıl yapalım falan gibisinden. Biz elimizden geldiğince de yardımcı olduk birbirimize. Fotoğraf çekerken de bir iki yerde de böyle bizleri şey yaptılar. Tarihi ve turistik yerler dediğim gibi Google'a yazın çıkıyor zaten. Yani bir sürü yer var. Çoğu da o tarihi dediğimiz alanın içinde. Ve onların birbirine olan mesafesi çok uzak değil. Yani yürüyerek biz gittik ama bazı günler tabii 25 bin adım atmışız. Yorulduğumuzu da söyleyeyim. Düz ayak bir şehir olduğu için biraz dinlendikten sonra gezmeye devam ediyorsunuz. Kiliseleri var. Kalesi var. Kale Meydan diye bir kalesi var. Var yani birçok şeyi var. Çok Türkleri de biliyorlar. Az çok böyle çatpat Türkçe konuşanlar da var. Hatta bizim oteldeki hanımefendi artık şirinlik olsun diye mi bilmiyorum. Tam anlayamadım orayı. Böyle görüşürüz falan diyor. Teşekkür ederiz falan diyor. Konaklama konusunda biz otel tercih ettik. Neden? Yani temizliği yapılsın vesaire olsun diye ama Airbnb de var. Oteli Booking'den bulduk. 3 yıldızlı bir oteldi. Airbnb de var. Duruma göre o da tercih edilebilir. Airbnb'de daha ucuz seçenekler var. Evet. Otel bir tık daha pahalı kalabilir. Biliyor. Ama daha pahalı seçenekler de var. Seçtiğiniz yere göre, evin güzelliğine göre vesaire göre siz tercih edersiniz. O size kalmış bir şey. Hani biz birazcık uğraşmak istemediğimiz için bir de kahvaltı vesaire de vardı otelde. Oteli tercih ettik ama kişisel önerim merkeze yakın yerlerdeki bir konaklama yerini tercih edin. Neresi olduğu çok önemi yok. Sonra sıkıntı olabilir çünkü gidip gelmesi çok kolay değil ve şehirde bir metro falan yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim, hani birçok Avrupa şehrinde vardır. Bu şehirde yani Belgrad'da herhangi bir şekilde bir metro sistemi yok ama otobüsler falan güzel çalışıyor. Onu da altını çizeyim. Şimdi gelelim para birimi ve TL konusuna. Bizim paramız değerli. Evet, yanlış duymadınız. Bizim paramız onların parasına göre daha değerli. Yaklaşık olarak 0.25 oluyor. Yani onların bir Sırp dinarı bizde 0.25 Türk lirasına tekabül ediyor. Yani bizim paramız daha değerli. O bakımdan harcarken de o kadar fark oluyor mu? Olmuyor tabii. Fiyatlar da birazcık ona göre. Yeme içme birazcık ucuz. Hani biz 3 kişi mesela 600-700 liraya güzel bir restoranda karnımızı doyurduk. Tabii ki bu ortalama bir restoran söylüyorum. Fiyatlar hani restoranın kalitesine göre, lüks olup olmamasına göre daha da yukarı çıkabilir. Ama 600-700 lira 3 kişi için yani makul bir rakam olduğunu düşünüyorum. Çok ucuz değil, çok pahalı da değil. Onu da ortalamasında siz de bulursunuz. Cevapi isimli bir yemekleri var. Bizdeki Tekirdağ köftesine çok benziyor tadı. Özel bir böyle lavaş gibi bir şeyin içinde geliyor. Bildiğiniz uzun yuvarlak köfte aslında. O köfteler güzel, onu yemenizi öneririm. Baklava dedikleri bir şey var ama bizdeki böyle baklava dilimi gibi geliyor. Normal böyle küçük bir şekilde değil, bayağı uzun bir şekilde geliyor. Bizdeki baklava ile pek alakası yok. Limonata
limonata var. Limonatalar şöyle bir sorun var arkadaşlar. Şeker koymuyorlar. Ama biz turistiz diye herhalde limonatayı getirirken yani limonlu su geliyor bildiğiniz. Bildiğiniz limonlu su geliyor. Şeker yok içinde. Şeker getirdiler. Şeker döküp karıştırdık ama tabii güzel olmuyor. Limonata içmeyin. Kola gazozu falan bir şeyler için, başka bir şey için öyle bir sıkıntı olabiliyor. Birçok yerde hani bu para biriminden bahsettim. Bize göre uygun dedim ama birçok yerde kredi kartı geçerli. Orada bir sorun yok. Temassız falan da çalışıyor. Çok fazla döviz bürosu var. Hani hemen paranızı bozdurabilirsiniz. Ama Türkiye'ye gelirken oradaki parayı hemen bozdurun derim. Çünkü üzerinizde Sırp dinarı Türkiye'de bozduracak yer bulmanız zor olabilir. O yüzden benim önerim orada bozdurun. Hani son günümüzde biz elimizdeki bütün Sırp dinarlarını bozdurduk. Euro'ya çevirdik getirdik. Havalimanında yapmayın. Havalimanı biraz daha yüksek komisyon kesiyor. Ama dışarıdaki yani şehrin herhangi bir yerinde bir sürü yerde var. O döviz bürolarında paranızı gönül rahatlığıyla bozdurabilirsiniz. Ama çoğu yerde şart değil. Az önce söylediğim Nikola Tesla Müzesi'nde bir tek gerekli oluyor. Orada nakit alıyorlar parayı. Herhangi bir şekilde kredi kartı mesela veya euro falan kabul etmiyorlar. Sırp dinarı almanız gerekiyor. Böyle bir garip bir durum vardı. Onun dışında birçok yerde zaten geçiyor yani para bir şekilde kredi kartıyla vesaire ödeyebiliyorsunuz. Gelelim dil olayına. Arkadaşlar gerçekten de herkes İngilizce biliyor. Restoranlarda yemek yediğimiz yerde İngilizce bilmeyen biriyle karşılaşmadık. Böyle büfeden işte bu otobüs için bilet alacak. Oradaki kadın bile gayet güzel İngilizce konuşuyor. Öyle söyleyeyim. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. İşimi görecek kadar da konuşabilen birisiyim ben. Herhangi bir sorun yaşamadım ben. Siz de yaşamazsınız muhtemelen. Zaten turistsiniz. Öyle hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi öyle hani şellerin, şantların havada uçmasına gerek yok. Derdinizi anlatacak kadar İngilizce bilseniz hayatınızı o şekilde turist olarak orada devam ettirebilirsiniz. Ben genel olarak şehri çok beğendim. Düz ayak olması güzel. Tabii şehrin hani böyle bizdeki gibi hani böyle lüks olacak veya büyük binaların olduğu yerleri falan da var. AVM'leri de var. Gayet lüks AVM'leri. Ama tabii söylediğim gibi onlar birazcık daha şehrin böyle uzak taraflarında veya işte Tuna Nehri var. Tuna Nehri'nin öbür tarafında falan. Sava var, Tuna var. İki tane nehrin birleştiği yer var. O nehrin bu tarafında kalıyor onlar. Oraya gitmek için de işte ya taksiye binmeniz lazım ya da bir otobüse vesaire binmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden oraları biraz daha uzak ama modern yerleri de var. Tarihi yerleri de var. Biz tarihi yerleri sevdiğimiz için genel olarak turistlerin olduğu gibi oraları daha çok gezdik. Tabii ki bu tamamen size kalmış durumda. Ben bu tarz bir gezi yapmanızı öneriyorum. İsterseniz turla gidin, isterseniz kendiniz planlayıp gidin, nasıl giderseniz gidin. Farklı ülkeleri görmek, farklı insanlarla temasta bulunmak gerçekten de bence önemli bir konu. Bunu yapın ve ortalama olarak şunu söyleyeyim. Antalya'da bir hafta veya Bodrum'da bir haftalık tatile vereceğiniz parayı yaklaşık olarak işte Belgrad'da bir haftada biz de harcamış olduk. O bakımdan hani çok pahalı olduğunu düşünmüyorum ben. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Uçak biletini önceden alırsanız çok daha uygun fiyatlarla yolculuk yaparsınız arkadaşlar. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Hatta böyle bazen kampanyalar oluyor. Pegasus'un, THY'nin ya da işte diğer şirketlerin. Onları takip ederseniz daha iyi olur. Böyle uzun süreli alırsanız belli dönemlerde böyle bir kampanya yapıyorlar. Çok daha uygun fiyatla oralarda ziyaret etmiş olursunuz. Belgrad gezimle ilgili deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Videonun başında söylediğim gibi ben yani gezi uzmanı değilim. Sadece kendi deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Eksik olan tarafları mutlaka vardır. Ya da sizin sormak istediğiniz konular, hani benim bahsetmediğim, sizin merak ettiğiniz başka konular varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Her zamanki uyarımı yapıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bütün soruları bizzat kendisi yanıt veren birisi olarak söylüyorum bunu. Bazen şaşırıyorsunuz. Öyle yorumlar geliyor. İşte cevap vereceğinizi beklemiyordum falan. Yok arkadaşlar. Bütün soruları okuyorum, görüyorum. En azından cevap verebileceklerime mutlaka bir yanıt vermeye çalışıyorum. Veremediklerime böyle kalp atıyorum. İşte beğenmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Siz de kanala abone olarak bu çabalarımı desteklerseniz çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla oralardan beni de takip edebilirsiniz. Oralarda da güzel içerikler paylaşıyorum arkadaşlar. Örneğin bu Belgrad gezisine gittiğim zaman oralardan da güzel içerikler paylaşmıştım. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.